Selamlar bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere çok fazla prodüksiyon olmayan, yani kameram falan kurmadığım bir video çekeceğiz. Bu video ne olacak? Önceden bir video yaptım sıfırdan Photoshop CC 2020 dersleri diye. Ve bu video bayağı popüler oldu. Kısa bir zamanda 75.000'i falan geçti yani izlenme olarak. Ve altına sürekli şey yazıldı. Bu video çok güzel, tek videoda her şeyi öğrenebiliyoruz. Bunun After Effects versiyonu da yapar mısın dediler. Yapalım. After Effects'i çünkü sıfırdan öğrettiğim bir video yoktu. Böyle bir eksiklik vardı ve bu şekilde After Effects'i sıfırdan öğrenerek böyle bir seriye devam etmiş olalım. Çünkü After Effects 15 dakikalık bir video çekmiştim. Bu da çok doyurucu değildi açıkçası. Çok üstünkörü anlatmıştım. Şimdi After Effects'i detaylı olarak öğreneceğimiz bir video yapacağım. Yani elimden geldiğince detaylı anlatmaya çalışacağım. Zaten detayına giremediğim şeylerin videosu da kesinlikle kanalımda olacak. O şekilde kanalımdaki After Effects derslerini de izleyebilirsiniz. Yeter ki programın ilk başta mantığını kavrayın. Şimdi After Effects'i iki kere tıklıyorum. After Effects programımızı açıyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olabilirsiniz. Onur Naci Öztürk kanalına ve Instagram'dan Spankram adıyla da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şimdi After Effects 2020'miz açıldı şuradan. İlk başta bir bölümümüz geliyor. Diyor ki böyle bir açılış ekranı var aslında. Bu her After Effects açılışınızda gelir. Burada hızlıca Learn kısmı var. İşte öğrenme, eğitim kısmı. İngilizce genelde çünkü programda İngilizce olduğu için. Geldi İngilizce eğitimlerin olduğu bir bölüm var. Senkronizasyon ayarları falan var. Bunları çok detaylı girmeyeceğim. Çünkü senkronizasyon ayarları genelde Creative Cloud, yani şöyle gösterelim. Paralı After Effects kullanan insanlar için, Adobe'yi satın alan insanlar için bir senkronizasyon bölümü. Bu senkronizasyon bölümünde işte dosyalarınızı falan, hani Creative Cloud'un içindeki dosyalarınızı falan entegre yapabilirsiniz. Hiç bunlara gerek yok. Şimdi bunlar çok detay şeyler değil. Burada ilk başta bizi açılış ekranından bir proje oluşturabiliriz. Yeni bir proje açabiliriz. Yeni bir takım projesi oluşturabiliriz. Bu takım olarak iş yerlerinde çalışmak için çok faydalı ve yeni bir takım projesi açabiliriz falan. Bunlar sizin çok işinize yarayacak şeyler değil. Şimdi hemen bu bölümü kapatıyoruz. Çünkü bu bölümde yapacağımız proje ayarlarını normal file'dan da yapabiliriz. Kapattık. After Effects'te bizi böyle bir ekran karşılıyor. Bu ekrana ilk bakanlar diyor ki bu program herhalde çok zor diye. Aslında hiç değil. Şimdi teker teker öğrenelim. İlk başta yukarıdaki bölümlere bakmamız gerekirse biraderlerim, burada dosya, düzenle, kompozisyon, katman, efekt, animasyon, işte görüntüle, pencere, her türlü ayarların olduğu bir bölüm. Şimdi bu bölüm bizim ne işimize yarayacak? Birincisi olan file bölümü bizim proje açmamıza, yani yeni bir proje açmamıza veya önceden açıp kaydettiğimiz bir projeye devam etmek için projeyi tekrar açmamıza yarayan ve az önceki gördüğünüz gibi takım projesini açmaya çalışan, burada en son projelerimizi görüp en son projelerimizi açtığımız, projeyi kapat, işte farklı kaydet, içe aktar, dışa aktar gibi seçeneklerin olduğu bir bölüm. Edit bölümü de projenin içinde genelde ayarlarını yaptığımız, yani geri al, yapıştır gibi, hani normalde Windows'ta Türkçe gördüğünüz şeyleri, bakın kopyala, kes, yapıştır gibi ayarları gördüğünüz bir bölüm. Bunu zaten kısa yollarında çoğunuz biliyorsunuz. Ctrl C, Ctrl V. Bunlarla da yapabildiğiniz bir alan. Duplicate var. Mesela duplicate, kopyalama. Bunu daha detaylı öğreneceğiz. Çünkü bizim en çok kullandığımız şey Ctrl D komutu aslında. Duplicate. Altta preferences bölümü var. Programın ayarlarını yaptığımız, bu konuya da değineceğiz. Kompozisyon var. Kompozisyonun ne olduğunu şöyle açıklayayım. Bizim bir proje açtığımızda bu proje bizim dosyalarımızı ve kompozisyonlarımızı topladığımız bir klasör gibi aslında. Sonra onun içinde kompozisyon oluşturuyoruz. Mesela birinci video adında bir kompozisyon oluşturuyoruz ve bu birinci video adındaki kompozisyonun içinde yaptığımız projeyi bitirdikten sonra ikinci kompozisyona geçip onu da yapıp sonra 1 ile 2'yi birleştiriyoruz. Yani bu şekilde bütün çalışma alanımızın ismini biz proje diyoruz. Aslında proje tek bir videoyu düzenlemek değil. Kompozisyon belki tek videoyu düzenlemek olabilir. Aslında o da tam değil. Şimdi birazdan onları tek tek göreceğiz. Layer katmanı, efekt katmanı falan, bunları detaylı göreceğiz. Şimdi bizim en başta bunları gördük. Onun altında Home tuşu var. Home tuşuna bastığımızda girişteki ana ekranımızı tekrar açacaktır. Bakın bekliyoruz ve tekrar açıyor. Biraz beklemeniz gerekiyor bunun için. Yani bu donma veya bilgisayarla alakalı bir şey değil. Home tuşu, onun altında Selection Tool, Hand Tool gibi seçeneklerimiz var. Bunlar da bizim araçlarımız. Farklı farklı amaçları olan araçlar. Bunlar aslında Photoshop'la çok benzerlik gösteriyor. Photoshop'u bilen insanların çok aman aman problem çekeceğini düşünmüyorum. Eğer ekranınız bendeki gibi değilse, yani proje ekranınız burada, kompozisyon ekranınız burada, kompozisyon izleme ekranınız burada değilse,
Hemen buradan Window'a gelip Workspace, Reset the Standard Saved Layout'u tıklamanız lazım. Tabi öncesinde standart seçili olması lazım ki genelde seçilidir. Diğerlerine geçmez. Burada farklı farklı bölümler var. Buradan standart seçip Saved Layout yapabilirsiniz. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar aslında programınızın içinde çok değişiklik gösteren şeyler değil. Mesela FX'e tıkladığınızda burada bizim FX Presets bölümümüz var. Bu FX Presets bölümünü biraz daha göz önüne getiriyor. Hemen deneyelim. Workspace FX bölümüne geldiğimizde bakın FX Presets bölümünü buraya getiriyor. Diğer gereksiz şeyleri kaldırıyor yani. Gereksiz diye göreceği şeyleri kaldırıyor. Tekrar Workspace'den standarta gelip her şeyi gözümüzün önüne tekrar alıyoruz. Bu şekilde çalışma alanı dediğimiz şeyleri kontrol edebiliyoruz. Şu an benim facecam'im sağ üstte olması gerekiyor. Sağ üstte de info ve audio görüyorsunuz. Bunları da daha sonra değineceğiz. Bunları başka bir videoda da anlatabiliriz eğer çok görmediğiniz için problem çekiyor iseniz. Şimdi biraderlerim, burada proje alanımız var. Bu proje alanımız sizin içeri aktaracağınız videolarla alakalı. Yani siz bu alt kısımda yapacağınız düzenleme işlemleri için hangi dosyaları, videoları, İşte resimleri, müzikleri içeri aktaracaksınız. Bunu kontrol ediyor. Şimdi ilk önce import mevzusuna değinelim. Buraya iki kere tıklamanız, yani proje ekranında, effect controls değil, proje ekranında iki kere tıklamanız sizin böyle dosyalarınızı açar. Bilgisayarınızda bir klasör, pencere açar. Bu pencereler arasında mesela müzikleri seçebilirsiniz. Videolar, fotolar, bakın burada fotoğraflarım, videolarım var. Burada mesela müziğe iki kere tıkladığımda müziği programın içine açacaktır. Bak bu şekilde müziği programın içine açacaktır ve bu düzenlenebilir bir dosya olarak buraya atılmış olur. Biz bunu projemizde kullanabiliriz. Sonra iki kere tıklıyorum tekrar. Videolarımı da tek tek bu şekilde atabilirim. İstersem bu tarz tutup topluca aktarabilirim. Ama en güzeli şudur. Videolar diye ayırdığım klasörün üstüne tıklayıp import folder, yani dosyaları, işte klasörü içeri aktar seçeneğini kullanabilirim. Bakın kapatıyorum. Tekrar mesela burada iki kere tıkladık ya, aslında eğer size tıkladığınız gelmedi de olabilir. Proje bölümüne sağ tıklayıp import, yani içe aktar, file yani dosya, dosyaları içe aktar bölümüne tıklayıp videolara tıklayıp import folder, yani klasörü içeri aktar seçeneğini seçebilirsiniz. Bakın bunu bekletti, hemen burada ağaç videosunu attı. Sonra videonun üstüne iki kere tıkladım. Ve diyor ki yenileme aktif değil diyor. Deaktif mi oluyor? Onun bir seçeneği vardı. Burada bilmiyorum, hatırlamıyorum. Diyor ki Caps Lock'a tıklayarak ekranınızı yenileyebilirsiniz. Caps Lock tuşuna bastım. Burada kapital diye geçer. Caps Lock'tur onun aslı. Caps Lock tuşuna bastığımda bakın videomu bu şekilde izleyebilirim. Footage bölümünü kapattım. Orada bizim izleme ekranımızdı. Video bile tekrar tıkladım. Bakın footage bölümü tekrar açıldı. Yani bunu kapatmanın sizin videoyu izleyemeyeceğiniz anlamına gelmez. Buradan tekrar kapattım. 5. videoma tekrar tıkladım. Ve buradan zaman çizelgesiyle bu videolarımı izleyebiliyorum. Şu an ufak bir takılma yaşadı. Bu şekilde videolarımızı tekrar izleyebiliyoruz. Tekrar footage bölümünü kapattım. Kompozisyona geliyorum. Ve şimdi bizim bir videoyu düzenlemek için gerekli olan şey ne? Kompozisyon açmak. Çünkü bu videoyu mesela şu an düzenlemek istiyorum. Ağaç videosunu. Ben bu ağaç videosunu atıyorum. Renk atmak istiyorum. Nasıl yapacağım? Bunu bir kompozisyon içerisine aktarmam gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. Bir video var. Bunu bir masanızın üzerine almak istiyorsunuz. Ben bu atıyorum şu kolonyayı açmak istiyorsam kolonyayı ilk önce masamın üzerine alırım. Sonra açarım, değil mi? Aynı mantık. İşte bizim bu videoyu düzenlememiz için ilk önce bunu bir çalışma alanımıza almamız gerekiyor. Şimdi çalışma alanı açma mevzusu da şöyle. Proje bölümüne sağ tıklayıp yeni kompozisyon açabilirsiniz. Mesela yeni kompozisyon dediğimizde burada ayarları gelir. İkinci seçenek. Buradan altta Create New Composition bölümü var. Create a New Composition. Buna tıklayarak, bakın burada küçük görürsünüz. Buna tıklayarak burada yine aynı ekranı açabilirsiniz. Veya bir videonun mesela üstüne tıkladığınızda burada info değerleri ya da ayarları yazar. Der ki bu video 1920x1080, yani YouTube'da gördüğünüz 1080p seçeneğinin karşılığı. 1920x1080 Full HD bir video. Altında yazar 13 saniyelik bir video. 29.97 FPS, yani kare hızında. Burada işte H264 kodeyinde 48.000 kHz işte ses değerleri falan var diyor, 32 bit. Bit derinliği. Şimdi ağaç biri çekip burada
kompozisyon üzerine atarsak bakın ağaç 1 diye bir kompozisyon oluşturdu. Ağaç 1 videomuz burada. Ağaç 1 isimli kompozisyonumuz da burada. Bu da bakın 1920, 1080, 2997 bir kompozisyon açmış oldu. Şimdi kapatıyorum. Sil diyorum. Mesela buradan delete tuşuna basıyorum. Bakın altta gördüğünüz delete. Direkt kompozisyonumuz da silindi. Şimdi biz buradan yeni bir kompozisyon açıp şuraya ağaç videoları yazdığımızda biz ağaç videoları altında bir kompozisyon açmış olacağız. Şimdi diyor ki yüksekliği ve enliği nedir bu video, kompozisyonumuzun? Ben de buradan custom diyorum mesela. Şuradan neyi seçelim? HDTV 1900 HDTV 1080 2997'yi seçtim. Niye? Çünkü 1080p olması gerekiyordu. Yani 1920'ye 1080 olması gerekiyordu ve 2997 kare hızında olması gerekiyordu. 2997 kare hızı. Buranın ayarlarını yapmış olduk. Şimdi altta diyor ki resolution. Bunun hiçbir problemi yok. Bunu full diye seçip bırakıyorsunuz. Zaten proje içinde bunu değiştirebilirsiniz. Start time code. Time code diyor. Start time code. Bu ne işe yarar? Diyor ki bizim sol tarafta göreceğimiz bir time code yani zaman bölümü var. Bu kaçtan başlasın? Bu genelde sıfırdır. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Bunu direkt sıfıra tıkladınız. Sıfır yazdınız. Mesela bu 30 saniye sıfır yazdık bıraktık. 1 saniye oldu. Çünkü 0.00 kare olamaz. 1 kare atamış oldu. Ben diyorum ki 0 kare ama bu videonun bu projenin uzunluğu 50 saniye olsun. Bakın ikinci bölüm saniye. İşte üçüncü bölüm saniye, dördüncü bölüm salise oluyor. Birinci saat, dakika, saniye, salise olarak düşünün. 50 saniyelik bir proje açmış oldum. Background color diyor bu. Background color dediği şey arka plan rengi. Aslında dediğim gibi bizim bir videomuz da vardı. İşte transparan video çıktısı alma diye. Arka plan rengini siyah yaptık. Siyah yapmamızın sebebi biz bir beyaz bir yazı attığımızda arka tarafta görünebilsin. Eğer biz bunu beyaz seçtiğimizde beyaz bir yazı attığımızda o beyaz yazı var olsa dahi görünmez. Çünkü beyazın üzerine gelmiş olur. O yüzden arka plan bir tuval rengi açmamız gerekiyor. Okey dedik. Bir tane proje açmış oldu. Şimdi projemize ağaç videolarını çekip atabilirim. Buradan ağaç videosunu getirip şuraya ekranıma atarsam buraya düşecektir. Veya ağaç videosunu çekip aşağı atarsam kompozisyonum içine düşecektir. Veya biz bu videonun bazı yerlerini kesmek istiyoruz. Ağaç videosuna iki kere tıklıyorum. İki kere tıkladıktan sonra diyorum ki mesela neresini? 5. saniyeden bu videoyu kesmek istiyorum. 5. saniyeye geldim. Sonra burada bir tane mavi bir çubuk var. Bu bizim kullanacağımız alanı temsil ediyor. Şu an hepsi seçili videonun. Yani biz videoyu çekip attığımızda videonun tümünü kullanıyor. Biz diyoruz ki bunu getir 5. saniyeye al. Burada 5. saniye duruyor. 5. saniyenin 9. saniyeye kadar. Biz bunu çekebiliriz. Lakin şurada bir tane de out point diye yani çıkış noktası diye bir bölümü var. Çıkış noktasına tıkladım ve bu şekilde 5. saniyeden 9. saniyeye kadar 4 saniyelik bir kesinti yaptım. Şimdi ağaç 1 videomun 4 saniyesini kestim. Atarsam bakın 4 saniyesi kesilmiş bir şekilde düştü. İstersek biz bu videonun solundan sağından açarak videonun gene tamamını kullanmış oluruz. Bakın videoya alt tuşuna basıp yakınlaştım. Ve buradaki siyah noktalar bizim asıl orijinal videomuzun başlangıç ve bitiş noktalarını gösteriyor. Yani diyor ki sen şu an videonun tamamını kullanıyorsun. Ama biz bunu kestiğimizde bakın o siyah nokta gitti. Tekrar açıyoruz ve siyah nokta geldi. Yani diyor ki sen bu videonun tamamını kullanmak için solunda ve sağında siyah noktalar görmen lazım diyor. Şimdi bu videoyu başa yerleştirmek için bakın buraya getirmeniz lazım. Tabii bunun kısa yolu nedir? Burada gezerken bakın burada bir frame bir frame atlar. Siz shift tuşuna basılı tutup getirirseniz çat diye oturacak. Bak ayırıyorum. Tekrar getiriyorum. Shift tuşuna basılı tuttuğum için direkt onu sıfıra dayıyor. Böyle bir mevzumuz var. Şimdi bütün videomuzu buraya aktardık. Şimdi videolarımızı ileri geri yaparken bakın ekranda bir karelenme var. Bu bizim RAM'imizin yetmediği alanlarda, işlemcimizin çok yetmediği alanlarda bilgisayarımızı rahatlatmak için ön belleği aldığı süre boyunca böyle kare kare yapmaya çalışıyor. Yani bilgisayarımızın biraz performansını artırmaya dayalı. Bunu değiştirmek için alttaki o final quality'yi seçebiliriz. Burada zaten şey diyor, odaklanmış çözünürlük diyor. Yani diyor ki sen gezerken hızlı oynatman için ben bazen çok kalitesiz göstereceğim falan. Ben diyorum of bu ayarı kapat. Bu ayarı kapattıktan sonra sürekli kaliteli göreyim. Bazı yerlerde donabilir ama problem değil diyorum benim için. Şimdi kompozisyonumuzu açtık.
İçine ağaç videoları diye bir kompozisyonumuzu açtıktan sonra içine ağaç 1 videosunu attım ve ağaç 2 videosunu da çekip üst katmanını atıyorum. Bakın katman katman üst katmanını attım. Shift tuşuna basılı tutup yapıştırdım. Şimdi bunun mantığı nedir? İlk önce katman mantığını anlayalım. Katman mantığı Photoshop'la aynı. Katmanlarda üst kısımda olan katman her zaman önce görünür. Yani ağaç 1, ağaç 2 videosunu ağaç 1'in üzerine alırsam bakın ağaç 2 videosu geldi. Burada ağaç 2 videosu devreye girdi. Halbuki altta ağaç 1 oynuyor. Lakin altta kaldığı için görünmemiş oluyor. Peki bunun altta kalmasını mesela şöyle yapabiliriz. Biz üstteki videonun opacity'sini yani saydamlığını %50 düşürürsek alttaki video görünecek. Çünkü altta zaten bir video oynuyor. Yani alt boş değil. Altta bir video var. Sadece bu video tamamen göründüğü için altta hiçbir şey görünmemiş oluyor. Böyle bir mantığı var. Şimdi katman mantığı bu şekilde işte. Tekrar shift'e basalım. Kompozisyon ekranını öğrenmemiz lazım ilk önce. Kompozisyon ekranında sağ tarafta videolarımızı attığımızda bölümler var. Birinci bölüm göz var. Bir tane göz. Bu ne? Diyor ki videolarını görüp görmemeyi ayarla. Yani ben bu videoyu göze bastığımda video kapanır. Yani katman burada olabilir ama bu video şu an aktif değil. Yani kapattık bu videoyu. Tekrar açtım. Az önceki gibi ikinci katmanımı tuttum. Zaman çizelgesiyle buraya aldım. Şimdi üstteki ikinci katman görünüyor ya. Göze bastım alttaki göründü. Neden? Çünkü üstte bir katman var ama onu kapattık. Alttaki katman görünüyor. Ama tekrar açarsak üstteki katman görünür. İkinci bölüm ses. Zaten hoparlör simgesi var. Seste de diyor ki sesini kapat veya sesini aç. Mesela şimdi videomuzun 5. saniyesine kadar izlemek istiyoruz. Hemen şuradan mavi bir çubuk var. Üstteki değil, üstteki bizim çizelgemiz arasında gidip gelmemizi sağlıyor. Yani yakınlaşıp uzaklaşmayı sağlıyor. Biz alttakini 5. saniyeye getirip sadece burayı izlemek istiyoruz. Şu an videonun sesi görünüyor, değil mi? Şimdi bir de üstteki videoyu getirip 3. saniyeden başlattık mesela. Aşağı yukarı 3. saniye. Bakın biz ondan sonra cik cik sesleri girdi. Niye? Çünkü ikinci videonun sesinde onlar var. Peki biz bu cik cik seslerini kullanıp alttaki bu çın çın seslerini kullanmak istemezsek ne yapıyoruz? Ağaç 1'in sesini kapatıyoruz. Şimdi ağaç 1'in sesi kapalı, ağaç 2'nin sesi aktif. Bakın şu an hiçbir ses gelmiyor. İkinci video geliyor. Şu an ikinci videonun sesini duyduk. Yani ses ayarlarını da bu şekilde kapatıp açabilirsiniz. Artırıp azaltmayı da göstereceğiz birazdan. Üçüncü bir tane nokta var. Solo. Eğer müzik programlarıyla ilgilenenler bilir. Solo dediği işte iki tane video var. Üçüncü videomuzu da atalım. Video 1'i atalım. Üç tane video var. Şimdi bunları mesela üçüncü video gözü kapatırsak alttaki videomuz çıkıyor değil mi? Çünkü üçüncü katman en üstteki katman. Burada daha doğrusu birinci katman oluyor. Çünkü alta doğru gidiyor. 1, 2, 3 diye gidiyor. En üstteki katman kapatırsak ortadaki katmanımız görünüyor. Şimdi bir de solo mevzusu var. Mesela ağaç 2'deyiz. Ağaç 2 şu an görünmüyor üstünde bir video olduğu için. Ama solo'ya tıklarsak burada yaptığımız ayar şu. Diyoruz ki solo'da video 1 ve video 2'yi kapat. Yani aslında şöyle ağaç 2 solo yaptığımızda ağaç 2 dışındaki bütün videoları kaldır diyoruz. Yani kapat, görünme, aktif yapma. Burada sadece ağaç 2'yi aktif yapıyoruz. İstersek bunu yaptığımızda video 1 yaptığımızda bakın ağaç videoları gitti. İki ağaç videosunda şu an üstündeyim, ikisi de görünmüyor. Sadece bu görünüyor. Bu solo yapma düğmesi de bu şekilde. Kilit tuşu var bir de. Bu kilit tuşunu daha ileriki safhalarda kullanacaksınız. Mesela bir kanalı kilitlediğimizde üstüne tıklayamıyoruz. Mesela şöyle düşünelim. Birinci katmanı biz buraya koyduk. Birinci katmanında son 3 saniyesini kestik. Dedik ki bu video 10. saniyeye kadar oynayacak ve biz bunu hiç değiştirmeyeceğiz. O zaman biz bunu kilitlediğimizde bu videonun artık oradan oynama şansı yok. Yani yanlışlıkla bile olsa o videoyu oradan oynatmıyoruz. Bakın üstüne tıklıyorum, çekiyorum. Hiçbir şey olmuyor. Sağından çekiyorum olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Çünkü bu videoyu kilitledik. Artık bu videonun üstünde hiçbir şekilde oynayamayız yani. Şimdi ağaç 1, ağaç 2 videomuz var. Ve bir sonraki seçeneklere geliyoruz. Şimdi burada bir tane nokta var. Böyle bir tane ok işareti var. Bu ok işareti bizim bütün işlemlerimizi yapacağımız alanı gösteriyor. Şimdi bunlar biraz karmaşık geliyor olabilir. Ama programı biraz kullandığınızda aslında her şeyin
toplu bir, bak sadece burada bir sol üst, sol alt tarafta toplandığını göreceksiniz. Ağaç 1'in ayarlarını açmaya yarayan araç budur. Bakın tıkladık, transform ve audio dedi. Transform bizim video ayarlarımızı yapmaya sağlıyor. Audio da bizim ses ayarlarımızı yapmamızı sağlıyor. Şimdi birinci videoya geldik. Audio'ya tıkladık. Audio levels var. Diyor ki 0 desibel. Siz bunu eksi 10'a alırsanız enter dedik. Artık eksi 10 desibel daha kısık ses gelecek. Bakın şimdi tekrar 5'e geliyoruz. Şimdi bir de daha kısalım. Eksi 40 desibel. Şu an ses çok az geliyor. Bu şekilde. Sonra biz bunu artı 12 yaptığımızda kulağımız patlayacak. Yani bayağı sesi artırmış oluyoruz. Buradan 0 yaptık. Ses ayarlarını bu şekilde yapıyoruz. Waveform var bir de. Waveform bizim sesimizi ne derler? İzgesel mi derler? O şekilde görmemizi sağlıyor. Yani bir fotoğraf gibi görmemizi sağlıyor bizim parametreler olarak. Şimdi transform bölümünde video. Bakın video, ses, video, ses. Bu şekilde düşünün. Transform'da bizim birkaç tane ayarımız var. Bunlarla oynayabiliriz. Şimdi hepsini tek tek görelim. Birincisi merkez noktası. Merkez noktasını anlamak için hemen içeriye sağ tıklayıp import file. Buradan bir tane fotoğraflar bölümünden logo alıyorum. Hemen logoyu üzerine koydum birinci videomun. Şimdi hemen kapatıyorum ve birinci videomun ayarlarını açıyorum. Bu arada bu videomuz PNG, yani arkası transparan olduğu için en üstte olsa dahi arkası boş olduğundan dolayı alttaki videoyu görebiliyoruz. Yani alttaki katmanları görebiliyoruz. Hiçbir problem yok bizim için. Şimdi logonun ayarlarını açıyoruz. Transform. Bu fotoğrafın bir sesi olmadığı için audio kısmı yok burada. Şimdi merkez noktası var. Merkez noktası bu fotoğrafın, bakın köşeleri şurada, en orta noktasını gösteriyor. İstersek bunu şuradan bir tane pan behind diye bir bölüm var. Pan behind'e tıkladık. Bunu seçip istediğimiz yere götürebiliriz. Köşeye götürürüz. Bakın alttaki parametreler oynuyor şu an. Bakın position ve anchor point oynuyor. Oynadık buraya. Sonra bunu reset dediğimizde sıfırlanıyor. Tekrar ortaya geliyor. Şimdi biz bunu neden oynatıyoruz? Anchor point'i oynattığımızda bu şekilde sağına koyduğumuzda merkez noktasını buraya işaretlediği için videomuz, fotoğrafımız oynadı. Bu ne mantığa geliyor? Şimdi rotasyon dediğimiz şey videomuzu, fotoğrafımızı döndürmeye yarayan bir araç. Şimdi rotasyonu biz yaptığımızda merkez noktası burası olduğu için onun etrafında dönüyor. Yani bir çember gibi düşün. Ama şimdi merkez noktasını tekrar videomun, işte fotoğrafımın, logomun ortasına alıyorum. T'nin bu şekilde de Y ekseninde oynatıp ortasına aldım. Sonra bunu rotasyonla oynattığımızda bakın merkez noktası orada olduğu için oraya oynatacak. Yani merkez noktasının mantığı budur. Reset diyorum. Position'ın mantığı merkez noktasıyla oynamadan genel olarak fotoğrafımızı bakın merkez noktasıyla birlikte oynamaya yarayın. Mesela biz buraya aldık. Az önceki gibi tekrar döndürelim. Tekrar ortada döner. Position'ı buraya aldık. Hiçbir şey değişmez. Çünkü merkez noktasıyla oynamadık. Sadece pozisyonuyla oynadık. Scale videomuzu, fotoğrafımızı büyütüp küçültmeye yarar. Bunlar için basılı tutuyoruz veya 150 diyoruz, 1.5 kat büyütüyoruz. 50 diyoruz, 100'den 50'ye düştüğümüz için 2 kat küçültüyoruz. Bu şekilde. Sonra istersek burada yukarıda selection tool, yani seçim aracıyla bu fotoğraf, işte logoyu istediğimiz bir yere koyabiliriz. Videomuzun burasında o logoyu görmüş oluruz. Bu şekilde. Mantık olarak transform bölümü budur. Bir de opacity var. Opacity de saydamlık. Opacity'sini mesela kıstığımızda bakın sönmeye başlıyor. %'yken böyle. Şimdi bunun mantığı nedir? Bu videoya geldik. Bunun ayarlarını kapattık, YouTube logoyu. Bir tane tekrar şuradan ayarlarını açıyoruz. En üstteki videonun, şu an ekranda gördüğümüz videonun scale'ini küçültüyoruz. Çünkü video 4K olduğu için 4K bir videoyu 1080 daha küçük bir ekran olduğu için onun üzerinde büyük oynatıyor. Sonra biz 4K'yı küçültüyoruz ve 1080'e yerleştirmiş oluyoruz. 4K dediğimiz 1080 iki katı çünkü. Bu şekilde bir ablamız var. Şimdi bunun scale ile oynadık. 50 yazdık, iki kat küçülttük. Pozisyonuyla oynayabiliriz istersek bu şekilde. Pozisyonunun Y ekseninde ve X ekseninde
pozisyonuyla oynayabiliriz. Reset dedik. Scale 50 yaptık. Tamam, şu an böyle. Opacity'sini düşürdükçe arkadaki videoyu görmeye başlıyoruz. Bakın 50 opacity olduğunda bu videoyu ikisini birlikte oynamış görüyorum. Mesela burayı bir bölümü şimdi ara render dediğimiz, yani izlemek için bir ön belleğe alıyoruz ve şimdi izliyoruz. Bakalım ne oluyor. Opacity'sini düşürdüğümüz için videonun saydamlığı da beraberinde düşmüş oluyor biraderler. Tamam. Bu video 1'i bu şekilde görmüş olduk. Tekrar bunu açıyoruz. Ayarlarını 100 yapıyoruz ve bunların aslında kısa yolları da var. Bunların kısa yol videosunu izleyebilirsiniz veya kısaca birkaç kısa yolu göstereceğim birazdan. Şimdi YouTube logoyu da açıyoruz gözle. Çünkü az önce gözle kapatmıştık. Katman mantığı bu şekilde. Sağ tarafında ayrı bölümleri var. Şimdi sağ tarafındaki bölümleri de tek tek anlayalım. En azından baştan bir bilmiş olalım. Şimdi YouTube logo, video, ağaç 2, ağaç 1'imiz var. Biz ağaç 2 videosunun zaman çizelgesi olarak üstüne geldik. Biz şu an neredeyiz? 13. saniyedeyiz. Buradaki çubuğumuzu oynattıkça görüyoruz buradaki saniyemizi. 13. saniyedeyiz. 13. saniyede ağaç 2 videomuz var. Bu ağaç 2 videosunun şurada bir tane bölümü var. Bakın hepsinde var. Üstüne gelirsek yazar. Shy High Scale in Timeline. Diyor ki layer'ları, yani katmanları, biz bunların hepsi bir katman. Bu katmanları timeline'da, yani zaman çizelgemizde gizlemeye yarar diyor. Biz ağaç 2'ye tıkladığımızda bakın burada bir tane bir şey değişti. Ama ekranımızda işte katmanlarda hiçbir değişiklik olmadı. Neden? Çünkü diyor ki bu bir araç. Bunları yönetmek için de şuradakileri kullanman gerekiyor. Bu biraz tabii karmaşık. Bu biraz daha ileriki safhalar aslında ama yine de bilmiş olalım. Ağaç 2'yi gizle dedik ve burada bir tane bölümümüz var. Aynı şekilde bakın aynı logo bir bölüm var. Diyor ki katmanları gizlemek için buna bas diyor. Bastım ve bakın ağaç 2 yok oldu. Aslında şu an bakın ağaç 2 videomuzu görüyoruz. Yapraklı videoydu. Bakın videomuz şu an oynuyor ama katmanlarda yok. Halbuki ağaç 1 ile video 2'nin arasındaydı değil mi bu katman? Ağaç 1 ile videonun ikisinde kalın bir çizgi var şu an. Diğer aralardan daha kalın, ufak bir daha kalın bir çizgi var. O da şu demek, zaten o arada bir video var diyor. Bak kapatıp açabiliriz. Şimdi katman gizlemeyi bu şekilde öğrendik. İstersek ağaç 1 ve ağaç 2 seçip gizleyebiliriz. Şu an tekrar açabiliriz. Bunlar sadece katmanlarımızda, mesela 100 katman çalıştığımızda daha az göz yoran bir durum için kullanılıyor. Aslında çok bir, hani videoya hiçbir etkisi yoktur. Sadece gizlersin, daha az katman görürsün. Karman çorman şeyler görmemek için. Sonrasında burada işimize yarayacak bir diğer özellik şuradaki frame blending bölümü. Aslında burada FX de var. FX'i birazdan göreceğiz. Efekt attığımızda göreceğiz. Frame blending bölümü var. Mesela frame blending dediğimiz şey şu. Ağaç 1 videomuzu sağ tıklayıp time'a geliyoruz. Time zaman demek. Time stretch de işte zamanı değiştirmeye yarayan bir araç, yani videomuzun hızını. Şimdi diyor ki 100. Yani 100 ne demek? Video şu an normal hızında oynuyor. Biz diyoruz ki bu videoya 50 yap. Pardon, özür dilerim. Sağ tıklıyoruz. Time stretch. Bu videoyu 200 yap diyoruz. Aklım başka bir yere gitti. 200 yap dediğimizde ne olur biliyor musunuz? Videoyu 2 kat yavaşlatır. Çünkü 100 normaldi. 200'de 2 kat yavaşlatır. 50'de 2 kat hızlandırır. After Effects'te mantık böyle işler. Time stretch deyip 200 deyip videoyu 2 kat yavaşlattık. Şimdi ilk 5 saniye izleyelim. Biraz dona dona ilerleyecek aslında. Çünkü yavaşlattık bunu. Bu şekilde yavaşlattık ama böyle biraz takıla takıla gidiyor her şey. Şimdi bunu frame blending bölümüyle çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Frame blending'de ağaç 1'i yavaşlattığımız için, yavaşlattığımız videoya frame blending işlemi uygularsak bakın böyle bir seçenek çıkmış olacak ve otomatikman frame blending'i de etkinleştirmiş olacak. Bakın gizlemenin hemen yanında. Şimdi bakın biraz daha böyle aralarda başka bir görseller ekleyip donmayı biraz daha azaltmış oluyor. Ve bunun üzerine iki kere tıklayınca bir de Twig Store dediğimiz bir efekt var. Onun gibi yapmış oluyor. Bakın burada izlediğimizde görüyorsunuz biraz böyle video saçmalamaya başlıyor. Neden? Çünkü dona dona yapmayayım. Biraz tahmin edeyim ne olacağını diyor. Program bunu tahmin ederek sizin kare hızınızın arasına başka kareler ekliyor. Böyle bir efekt yapmış oluyor. Tekrar tıkladığımızda kapanıyor. İki tane seçeneği var frame blending'in. Biri
Direkt frame blending, ikincisi optical flow diye geçer. Optical flow aslında Twig Store diye bir efektin de ismi. Bunları daha ileride öğreneceksiniz eğer After Effects bilmiyorsanız biraderlerim. Şimdi altta bir de Motion Blur var. Motion Blur'u mesela YouTube logosuna uygulamak istedik. Bu ne demek biliyor musunuz? S'ye geldiğimizde, S'ye tıkladığımızda Scale açar. Bakın böyle. Buradan S'ye tıklayabilirsiniz. İşte Scale'e gelebilirsiniz veya video kapalıyken S'ye tıkladığınızda Scale açar. Scale'i açtığımızda YouTube logosunu bir anda büyütmek istiyoruz. Şimdi burada keyframe mantığını öğrenmemiz gerekiyor. Keyframe mantığı nedir? Mesela bir anahtarımız var. Bu anahtarımız birinci saniyede elim burada, ikinci saniyede elim şurada olmasını istiyorum. Yani elimin böyle bir animasyon yapmasını istiyorum. Bunu anlamadınız. Şimdi anlayacaksınız. YouTube logoda position'a bir keyframe bırakma bölümü var. Bakın yanında bir kronometre var. Kronometreye tıkladık. Sıfırıncı saniyedeyiz. Sıfır frame. Sonra videoyu biraz ileri alıyorum. Şu an birinci saniye birinci salisedeyim. Aslında birinci karedeyim. Şuradan hatta direkt birinci saniye için üstüne tıkladım. Birinci saniye geldim. Birinci saniyede de videomuz burada olsun diyorum. Bakın arada bir çubuk çıktı. Çünkü diyor ki videom sıfırıncı saniyede buradayken birinci saniyede buraya geliyor. Bir animasyon efekti ekledik aslında. Şimdi izleyelim. Yani bir sıfırla bir. Bir saniye içinde onu oradan oraya getirdik. Ama böyle dümdüz geldi. Şimdi optical flow'u burada öğreniyoruz. Optical flow denen, işte optical flow demişim. Motion blur denen efekt. Üzerine tıkladığımızda direkt burada motion blur'u açar. Şimdi izlediğimizde biraz daha hareket bulanıklığı katarak gelecek. Hareket bulanıklığı kattı. Şimdi bunu daha da hızlandırmak istersek. Şimdi hareket bulanıklığı kamerada bulunan bir efekt aslında. Yani bunu kamera kullananlar daha iyi bilir. Shutter açısıyla, ayna açısıyla kullananlar zaten motion blur'un ne demek olduğunu anlayacaklar ve bu şekilde yakınlaştığını bakın böyle bir animasyon yapmış oluyor. Yani şu an yarım saniyede buradan buraya getirmek istedik ve hareket bulanıklığı arttı. Bakın hareket bunu uzaklaştırdıkça hareket bulanıklığı düşüyor. Şu an 10 saniye dedik çok daha fazla hareket bulanıklığı. Böyle bir hareket bulanıklığı yaptı. Motion blur'u kapattığımızda hiçbir efekt yok. Dümdüz buradan buraya geliyor. Bakın buradan buraya geliyor. Motion blur'u açıyoruz bir hareket bulanıklığı ile gelmiş oluyor. Bu şekilde bir hareket bulanıklığı gelmiş oluyor. Bu frame blending'den sonraki 3. işlemimizde motion blur'du. Sonrasında burada bir işimize yarayacak, ileride işimize yarayacak bir 3D bölümü var. 3 boyutlu bölüm. 3 boyutlu bölümü açtığımızda mesela position'ın keyframe'lerine bir kere daha tıklarsak sıfırlamış oluruz. Sonra reset diyelim. Reset dedik ve 3 boyutlu seçeneklerimizi bakın kapatıp açınca kutucuk var. 3 boyutlu kutucuk. Açtığımızda yeni değerler görünüyor. Bu yeni değerler sadece kutucuğu açınca gelir ve burada X rotasyonu, Y rotasyonu, Z rotasyonu var. Yani artık bu şekilde pardon bunu böyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Hah. Bu şekilde Y rotasyonunda videomuzu sağdan soldan bakıyormuşçasına şu şekilde ayarlar yapabiliriz. Bu şekilde istediğimiz gibi döndürebiliriz. Reset yaptık. X rotasyonda da mesela videomuzu bu şekilde X rotasyonda da böyle 3 boyutlu oynatabiliriz biraderlerim. Tekrar kutucuğu kapatıyorum. Şimdi genel mantık olarak katmanlar bu şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Anlamayan varsa tekrar dinlesin. Çünkü zaten kullandıkça anlayacaksınız. Bunları bu videoyu izleyerek anlayamazsınız. Direkt bunu After Effects içerisinde kullanmanız gerekiyor. Biz bütün efektlerimizi burada yapıyoruz. Şurada sol taraftan açıyoruz ve transform efektleri yani hareket efektlerini, video efektlerini oradan ekliyoruz. Sonra bizim ayrıyetten böyle kocaman bir efekt bölümümüz var. Bu efekt bölümünde şöyle kullanıyoruz. Bakın YouTube videosuna şuradan selection tool yani seçim aracını seçip YouTube videomuz üzerine tıkladım. YouTube videomun üzerine tıkladığında buna sağ tıklayıp veya YouTube logoya sağ tıklayıp effects bölümüne gelip şuradan bir efekt seçebilirim. Bakın çok fazla efekt var. Bu efektleri tek tek öğrenmeniz gerekiyor. Hangisinin ne işe yaradığını çözmeniz için. Mesela perspektif efekti var. Burada drop shadow attığınızda bir gölge atar. Veya stylize'da gelip glow attığınızda bir parlama efekti atar.
tekrar üzerine eklediğimiz efektler var. Mesela Universe diye bir eklenti paketi indirmişim. Siz After Effects'i açtığınızda bu RG ile başlayanları görmezsiniz. Bunlar plugin dediğimiz, oyuna yama eklersiniz ya, o şekilde yamalar aslında, yani yama genel anlamıyla. Burada bir sürü efekt var. Boris FX Mocha var. Color Correction var. Distortion panelleri var. Mesela bunlardan birini kullanmaya çalışalım. Mesela Stylize'da Glow dedik değil mi? Glow'u attığımızda bakın, videomuzda yakınlaştığımızda bir parlama efekti yapıyor. Ve Effect Controls panelinde biz bu efektimizi görüyoruz biraderler. Bakın, YouTube logonun üzerine geldik. Buradan Glow'u seçtik, sildik mesela. Proje panelindeydik değil mi? Effect Controls'e geldiğimizde bakın, Effect Controls, yani efekt kontrolleri YouTube logo PNG için diyor. Yani biz burada video 1'i seçtiğimizde bakın, Effect Controls video 1'in efekt kontrolleri. Ağaç 2 video 2'nin, işte ağaç 2'nin efekt kontrolleri. Biz hangisine efekt uygulamak istiyoruz? Ben diyeyim YouTube logo PNG'ye, yani PNG'ye bir efekt uygulamak istiyoruz. Ben bu efekti şöyle uygulayacağım. Diyorum ki abi, bu YouTube'un yo bölümü mesela gölgeli olmadığı için çok fazla belli olmuyor mesela. Video ile karışıyor diyelim. Sağ tıklıyoruz. Effects bölümüne geliyoruz veya ekrandayken YouTube'a sağ tıklıyoruz. Effects bölümüne geliyoruz veya Effect Controls bölümüne sağ tıklayıp efekt kontrolü, yani efektleri direkt açıyorsunuz. Burada perspektif efektine gelip Drop Shadow atabilirsiniz. Bakın, Drop Shadow attığımızda bir gölge efekti atmış oldu. Buradan mesela Opacity'si, gölgenin saydamlığını ayarlayabilirsiniz. Direction dediği yönünü ayarlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde. Hangi yönde vuracağını ayarlayabilirsiniz. Distance, uzaklığını ayarlayabilirsiniz. Softness, bu da feather dediğimiz yumuşak geçişini ayarlayabilirsiniz. Bakın bir gölge ekledik. Bu şekilde bir gölge efekti yapmış olduk biraderlerim. Drop Shadow gibi genelde çalışma mantığı bu şekildedir. Sildiğimizde bu efekt tamamen silinir. Tekrar Effect Controls'ten şuradan mesela ne atalım? Color Correction bölümünden bir Exposure efekti atalım. Bu Exposure efekti bizim parlama efekti dediğimiz bir efekt. Mesela Exposure bölümünden Exposure açtığımızda bakın o kadar parladı ki YouTube bölümü gitmiş oldu. Bakın kıstığımda kendine gelmiş oluyor. Tekrar eksilere düşürdüğümüzde de karanlığa gidiyor. Yani bu bir ışık efekti. Dediğim gibi efektleri kullanmak için ilk önce alttan katmanı seçiyorsunuz. Sonra Effect Controls bölümünden bu efektleri yönetiyorsunuz. Mantıken Aro 100 olarak bu şekilde çalışıyor. Üstte bizim araçlarımız var. Birincisi seçim aracı. Seçim aracında YouTube logoya tıklayıp istediğimiz yere götürebiliyoruz. Bu bizim position'ımızı oynatır. Yani altta biz ayarlarımızı açtığımızda transform'da bu şekilde yapacağımız şeyleri elimizle yapmamızı sağlar. Bakın position. İkincisi el, hand tool. Hiçbir işlevi yoktur video üzerinde. Ama bu şekilde şu işe yarar. Mesela YouTube bölümüne yaklaştık. Biz eli tuttuğumuzda basılı tutup istediğimiz yere bakabiliriz mesela. Ama videoların hiçbir koordinasyonunu falan, koordinatını bozmaz. Hiçbir video ile oynamaz. Sadece videolarımızı yakından izlemek için kullanırız. Bakın mesela yakına geldim, baktım ki bu video biraz sağdan boşluğu var. Hemen ağaç 1 videosuna gelip sağ çekiyorum. Bakın artık kompozisyon içerisinde siyah boşluk kalmadı. Uzaklaşıyorum. Hand tool'la tekrar ortaya alıyorum. Yakınlaşıyorum. Bu şekilde videomu neresine bakacağımı elimle birlikte yönetmiş oluyorum. Şimdi birincisi zoom tool'u var. Zoom tool'u bastığımda yakınlaşıyor. Bu şekilde bir zoom tool'u var. Şimdi bu yakınlaştığımızda bakın neresini oynatıyor mesela. Şuraya. Yakınlaştık. Bakın altta 1600 oldu. Yakınlaşıyorum. Daha fazla yakınlaşma tabii. Buradan fit'e tıkladığımızda videomuzu ekranımıza sığdırmış oluyor. İstersek %50 diyoruz. Biraz yakınlaşıyor. %100 diyoruz. 2 kat yakınlaşıyor. %200 diyoruz. 4 kat yakınlaşıyor. Bu şekilde ekranımızın içerisine bakabiliriz. After Effects içerisinde. Şimdi burada rotasyon tool'u var. Rotasyon tool'u YouTube'da mesela tuttuk, sola doğru çevirdik, rotasyon yaptık. Bakın gördüğünüz üzere rotasyon efektini
Şu an eksi bir üzerinde baya. Şu an donuyor aslında, oynuyor mesela şunu. Bıraktığımda bakın. Bu şekilde çevirebilirim. Sonra reset dedim. Tekrar sıfırladım. Burada anchor point'i az önce gördük. YouTube logoya tıklayıp merkez noktasını istediğimiz yere koyabilmemizi sağlıyor. Şimdi buradan tekrar resetledik ve sıfırladık. Yani bu araçlar aslında. Burada bir maske, rectangle tool dediğimiz maske aracımız var. Mesela rectangle tool dediğimiz nasıl çalışır? Üstüne tıkladığımızda rectangle tool'u. Mesela biz burada videomuzun neresini kesmek istiyoruz? Ben YouTube'u kesmek istiyorum. YouTube'un sadece U bölümünü kesmek istiyorum. Bakın basılı tutuyorum rectangle tool'a. Bakın YouTube gitti. Bu şekilde maskelemiş oldum. Maskelemek bir bölümü makasla kesmek gibi. Altta maske bölümü düşmüş oldu. Bakın artık YouTube'un sadece U'su var. Tüm videolarımın üzerinde sadece U'yu göreceğim. Sonra tekrar seçim aracına gelip U'nu istediğim yere koyabilirim. Sonra bu tekrar şunu transform'u reset diyelim ve maskemize gelelim. Bakın burada bir maske oluşturduk değil mi? Bu maskenin ayarlarını yaptığımız bölümde yine transform'u açtığımız şu bölüm aşağısında görüyoruz. Maske, maske 1, feather. Bakın bu ropalar. Feather'ı açtığımızda yumuşak geçiş yapıyor. Bizim yani diğer adıyla ne diyebilirim? Neyse feather işte ya, yumuşak geçiş bence en mantıklı tercih olur. Yumuşak geçişle maske ayarları yapabiliriz. Expansion dediğimiz dışa doğru açar. Expansion'ı artırdığımızda aslında sadece buraya değil, sağ tarafa değil, tüm bölgelerden bu maskenin etki alanını yükseltiyor. Ama siz tabi bunu bir animasyon olarak göstermiyor. Sonra eksiye getirdiğimizde bakın her taraftan böyle mantık olarak içe almış oluyor. Expansion. Bunu sıfır yapıyoruz. Sıfır yaptığımızda maskeyi sadece şu sarı alanlar içerisinde kullanmış oluyoruz. Opacity de, maskenin opacity'si aslında maske içerisindeki videoları etkileyen bir alan. Şimdi maskemizin üstlerine tıklayıp sildiğimizde videomuz tekrar eski haline gelmiş oluyor ve maske bu şekilde. Sonra maskenin üzerine basarak, basılı tutarak buradan başka tool'larda seçebilirsiniz. Mesela o dikdörtgen kare aracıydı. Biz elipsi seçtiğimizde yuvarlak bir maske açar bize. Şimdi biz bunu ayarlarken bakın bu şekilde istediğimiz gibi sola sağa aktarabiliyoruz. Bakın şunu bir full'den quarter alalım çünkü donmaya başladı. Maskemizi silelim. Bunu istediğimiz gibi bu şekilde oynatıyoruz. Şimdi shift'e basılı tuttuğumda bakın dümdüz yuvarlak oluyor. Sağa sola yukarı aşağı açayım ama bu yuvarlaklığını bozmuyor. Aynı şekilde star tool yani yıldız aracıyla bakın shift'e basılı tuttum sadece boyutunu bozmadan büyütüp küçültmeye yarıyor. Shift tuşu her zaman bizi belli bir kalıpların içinde tutmaya yarayan bir araç. Aynı şekilde yanda kalem var. Bu kalemde sizin şuradaki kalıplara bağlı kalmadan özgürce istediğinizi çizip maskelemenize yarayan bir araç. Bakın mesela şuradan tube bölümünün mesela ne yapalım? Veya direkt şöyle yapalım. Ctrl Z. Mesela buradan kalemle sadece U harfini kesebilirim. Sonra buradan bağlıyorum ve sadece U harfini kesmiş oldum. Bu da bizim makasla kesme işlemimizin elle yapımına deniyor. Ve burada alt vertex tool falan var. Bunlar maske bölümünün ileri araçları. Burada text bölümü var. Text'e tıklayıp ekranımıza bir kere tıkladığımızda bakın bir tane yazı yazma ekranı açıyor. Biz buradan spankram yazıyoruz ve bir tane kocaman bir yazı yazmış olduk. Sonra bu yazının hepsini şu şekilde seçip buradan karakter bölümünden ayarlarını yapabilirsiniz. Bakın. Mesela şurada tracking ayarları var. Tracking harflerin açıklığını ayarlıyor. Bakın görüyorsunuz şu an sol tarafta görüyorsunuz. Kıstıkça yakınlaşır, açtıkça uzaklaşır. İsterseniz bunu üzerine tıklayıp elle 500 de yazabilirsiniz. Bakın spankram yazısını uzunca yazdım. Buradan fontu değişebilirim. Bebasnor Pro yaptım. Bu şekilde yazımı da değişmiş oldum. Ve sonra seçim aracına gelip yazımı da istediğim yere yerleştirebiliyorum. Bu şekilde yazım istediğim yere yerleştirdim. Şurada Paint Tool var. Pardon, Brush Tool var. Clone Stamp Tool var. Bunları Photoshop'tan bilenler bilir. Eraser yani silgi aracı var.
Şurada RotoBrush tool'u var. Çok önemli bir araçtır bu RotoBrush. Bunun için ayrıyetten bir video çektim. After Effects'te tamamladığınızda RotoBrush tool olan Rotoscope videomu da izlemenizi öneririm. Eğer bulamazsanız bu videonun açıklamasına yazın. Bulamadım diye ben size linkini atarım. Burada da Puppet Pin tool var. Bu Puppet Pin tool'un da ayrı bir videosunu çektim. Bunu da tekrar dediğim gibi aşağı yazarsanız bırakırım. Şimdi tek tek anlatırsam çok daha uzun bir video olur. Çünkü kolay tool'lar değil. Bu animasyon tool'u, yani herhangi bir YouTube videosunu, işte fotoğrafı animasyon yapmaya yarıyor. Güzel bir araçtır. Eski videolarımda fotoğraftan animasyon yapma videosunda bunu anlattım. Şimdi biraderlerim, araçları gördük. Katmanları gördük. İstediğimiz gibi buraya yazımızı yazdık. İstersek tıklayıp delete tuşuyla da yazımızı silebiliriz. Şimdi biz bir videomuza renk işlemi uygulamak istiyoruz. YouTube logomuzla sildik ve bu videoya renk işlemi uygulamak istiyorum. Bunun için Lumetri Color kullanacağım. Sağ tıklayıp Effects bölümünden Color Correction bölümünde gördüğümüz her şey bizim renk yapmamızı sağlar. Benim fikrimce genelde böyledir. Lumetri Color yazan şey bizim renk yapmamızı en iyi sağlayan araç. Lumetri Color'a tıkladığımızda bir sürü ayar geliyor. Mesela buradan Basic Correction'la kontrast ayarlarını yapabiliriz. Şu şekilde istediğimiz ayarlarıyla oynayabiliriz. Bunun mantığı içinde kör videomda anlatacağım onu da. Yani aslında her şeyi başka bir videoya yönlendiriyorum da. Bunun mantığını Premiere Pro isimli diğer Adobe video programında öğrenmeniz daha mantıklı olacaktır. Burada bir sürü ayar var. Bu bizim renk yapmamızı sağlayan bir araç. Bakın. Şimdi biz bu videoya bir renk uyguladık. Temperature dediğimiz sıcaklıktan da sarıya çektik bu tonu. Bu şekilde sapsarı bir video yaptık. Biz bu efekti şuradan Lumetri Color üzerine gelip FX'e basarak kapatabiliriz. Artık bu videoyu görmüyoruz. Bunun mantığı sol taraftaki göz aracı gibidir. Buna tıkladık, FX'e kapattık, açtık. Efekti kapatıp açabiliriz. Bu Lumetri Color'ın solunda başka bir kutucuk var. O kutucuğun ayarı da şudur, yani söylediği şey şudur. File bölümüne gelip Project Settings'te bizim ekran kartımız hızlandırması varsa genelde şöyle olur. Şurada Software Only seçeneği var. Yani bu seçenek sizde çıkmayabilir veya bu seçeneğin içinde CUDA yazar. CUDA. Bu sizin ekran kartı hızlandırmanızı sağlayan bir bölüm. Bu ekran kartı hızlandırmanız varsa diyor ki Lumetri Color daha hızlı çalışacaktır. Yoksa biraz daha yavaş çalışır diyor. Daha hızlı çalışması için burada ekran kartı hızlandırmasını yapmanızı öneririm diyor. Yani burada kullanmayın. Burada kullanırsanız sizin bu efektiniz daha hızlı çalışacaktır. Ekran kartınızı kullanarak çalıştıracağım diyor. Böyle bir ayarı var. İstersek bu efekti silebiliriz. Birazdan kopyalamasını göstereceğim. Şimdi buradan Fit Up 100 dedik. Şimdi biraderlerim, burada FX bölümü çıktı. Az önce dedim ki çıkacak diye. Çıktı. Çünkü biz buraya bir efekt attık. Transform efekt diye geçmediği için biz ayrıyetten bir efekt attığımızdan dolayı buraya FX diye şu şekilde efektleri kapatıp açtığımız bir bölüm düştü. İstediğimiz videonun istediğimiz efektini buradan kapatıp açabiliriz biraderlerim. Şimdi başka detaylı arayüz mantığı olarak ne görebiliriz? Mesela şurada videoya tıkladım. Lumetri Color'ı sildim. Şimdi ilk önce video kopyalamayı görelim. Video 1 bölümünde mesela video 1 videosunu kopyalamak istersem Ctrl D komutunu kullanan kopyalayabilirim. Pardon, videoya tıkladım, Ctrl D dedim ve videoyu kopyaladım. Bu Ctrl D her yerde geçer. Mesela videoya tıkladım, bir efekt attım. Blur efekti. Blur da bulanıklık efektidir. Fastbox Blur isimli bulanıklık efektini artırdım. Bu şekilde attım. Sonra Ctrl D komutuyla bu efekti de kopyalayabilirim. Bakın kopyaladım. Direkt yani klonladım aslında. Sonra bu efektin üzerinde oynayabilirim. Klonladım ama istediğim gibi bunu değiştirebiliyorum. Delete delete. Bu videoyu sildim. Aynı şekilde istersek videonun üzerine gelip edit duplicate diyerek Ctrl D işlemini kullanabiliriz. Şimdi bir diğer kullanacağımız şey de split layer. Split layer da bir videoyu kesmemize yarıyor. Aslında şöyle kesip gerisini üst katmana atmamıza yarıyor. Mesela şöyle gösterelim. Bu videoyu şuradan kesmek istiyorum. Keseceğim. Ağaç 1'in 5. saniye, 4. saniye, 19. saniyede frame'de kesmek istersek Ctrl Shift D şöyle. Bunu da biraz sola alayım. Şimdi bu videonun dediğim gibi 5. saniyeye geldim mesela. Ctrl Shift D komutuyla bu videoyu kesip üzerine atabiliriz. Tabii şu an ikisi de açık olduğu için hiçbir şey fark etmiyorsunuz. Ama geri kalan bölümünü kapatabilirsiniz. Mesela
Video burada devam ederken burada görüntü gitti ama sesi açık. Şimdi izleyelim bakalım. Bu şekilde videomuzun birinci bölümünün görüntüsünü kapatıp işte görüntüsünü açıp sesini açıp ikinci bölümünde sadece sesini bıraktık. Bu şekilde 5. saniyeden sonra sadece ses kalmış oldu. Yani katmanlar arasındaki bağlantı bu şekilde. Dediğim gibi en üstteki daha önce oynar. O yüzden mesela 5. saniyeden sonrasını efekt yapmak isterseniz 5. saniyeye gelip splitleriyle kesiyorsunuz. Sağ tıklayıp 5. saniyeden sonraki bölümünü Color Correction'la mesela Color Balance HSL efektini atıp şuradan mesela morumsu bir efekt attık. Bakın 5. saniyede rengimiz değişmiş oldu. Bir efekt ya yani bir videoya belli bir saniyeden sonra efekt uygulamak isterseniz tekrar göstereyim. Color Balance HSL'i silelim. Hatta bu videoyu tümden silelim. İkinci katmandaki videoyu başa aldık. Shift'e bastım. Başa aldım. Bu videonun 5. saniyesine geliyorum. Şurada 5.00 yazdım. 5. saniyede Edit Split Layer dediğimde videoyu kestim. Sonrasında sağ tıklıyorum. Efekt. Aynı efekti açacağım. Color Balance HSL. Yaprakları mor yaptım. Lightness. Işık. Saturasyon. Renk. Mesela burada bozulmasını istedim. Şimdi videomuzun ilk 10 saniyesi kadarını bir izliyoruz. Bakın 5. saniyeden sonrasını artırıyor. Şimdi ikisinde sesi açık. Video gayet normal ilerliyor. 5. saniyeden sonra bozuluyor. İşte bu yüzden split layer ile bunu ayırıyoruz ve geri kalan bölümüne bir zamandan sonra efekt uygulamış oluyoruz biraderlerim. Ropalarım. Sonra bunu sildik. Tekrar sağdan uzattık. Sonra diğer bölümlere bakmak istersek yani mantığı açıkçası bu. Videomuzu çıktı almak istersek nasıl alıyoruz? Mesela biz bu ilk 10 saniyesini çıktı almak istersek bu bölümdeki ilk 10 saniyeyi de şu şekilde tutuyoruz. Bunun için B ve N tuşlarını kullanıyoruz. En başa gelip B'ye tıkladım. 15. saniyeye gelip N'ye tıkladığımda bu bölümü seçmiş olurum. Bakın B, Bursa'nın B'si, Niğde'nin N'si. Bu şekilde ilk 15 saniyeyi seçiyorum. Buna da bir efekt atıyorum. Mesela buna ne efekt atalım? Lumetri Color'dan, Creative'den bir tane LUT atalım. Rastgele. Böyle mavimsi bir renk efekti attık. LUT dediğimiz hazır renk paketleri. Şimdi bu videonun B ve N ile seçtiğim ilk 15 saniyesindeki bölümü çıktı almak istersem Composition'a gelip Add to Render Queue diyebiliriz. Lakin giriyorsunuz YouTube'a After Effects Render alma yazıyorsunuz ve benim videomu izliyorsunuz. Orada anlattım. İki tane render seçeneği var. Birincisi Add to Render Queue, ikincisi Add to Adobe Media Encoder Queue isimli şeyler. Seçenekler. Media Encoder Queue'ya tıkladığımızda bizi Media Encoder diye başka bir programa aktarıyor. Diyor ki sen After Effects'te projeni yaptın. Şimdi sen o projeyi başka bir program olan Media Encoder'a yolla. Orada rahat rahat istediğin gibi çıktı al. Lakin biz bunu After Effects'te Composition Render Queue diyerek içinde render almak istersek burada çok az seçeneğimiz var. Bak şurada göstereyim. Burada çok az seçeneğimiz var çıktı alabilmek için. Yani belli başlı şeylere imkan sağlıyor. Ama M'ye geldiğimizde bakın burada bir sürü seçenekle çıktı alabiliriz. YouTube için çıktı alabiliriz. Bu şekilde buraya ağaç videoları diye düşer. Mesela H264'e tıklarsınız veya YouTube 1080'e tıklarsınız. Yani herhangi bir şekilde bunun ayarlarıyla oynamak isterseniz bu şekilde açlık ayarları. 15 saniye diyorum ki H264 al. İşte bu ayarlar böyle kalsın. Video ayarlarıyla da oynayabilirim istersen bu şekilde. Yani kalitesiyle oynarım. Altta tahmini dosya boyutu falan yazar. Tamam derim. Sonra buna play dediğimde şu bölüm açılır. Kuyruğu başlat dediğimde bu Türkçe program zaten. Kuyruğu başlat dediğimde After Effects'teki projenizi çıktı alır. Yani kaydeder. Video olarak kaydeder. Neyse kapatıyorum. Şimdi çıktı almak istemiyorum. Çıktı alma işlemi de bu şekilde. Tracker bölümü çok önemlidir After Effects'te. Tracker bölümü üzerinde de 2-3 tane videom var. Tekrar Tracker bölümünü ayrıntılı anlatan bir video atacağım. Ama şimdi ekranda gelen 1, 2, 3 tane video çekmiştim. Evet. Bu 3 videonun içerisinde Tracker'ı kullanarak bir şeyler yapıyorum. Orada mantığını anlayabilirsiniz. Sinema efektlerinin genel mantığından geçen Tracker işlemini görebilirsiniz. Burada
Sol tarafta FX Presets bölümü var. Bu arada buradaki mesela FX Presets bölümü sizde yoksa Windows'a gelip burada FX Presets bölümünü açabilirsiniz. Bakın şu an yanı tikli. İstersek buradan karakteri açıp şuraya gidebiliriz. Ama karakteri kapattığımızda karakter oradan silinir. Bu tarz işlemlerde yapabiliyoruz biraderlerim. Burada da efektleri nasıl sağ tıklayıp FX bölümünden görebiliyorsak şurada da FX Presets bölümünden görebiliyoruz. Ve burada bir de Animation Presets diye bir bölüm var. Burada da hazır animasyon ayarları görüyoruz. Mesela şuradan Dissolve deyince atıyorum ne diyoruz mesela? Deep to Black'ten Fade diyor. Bu şekilde hazır bir Fade'in dediğimiz bir efekt uygulamış oluyor. Hazır presetlardır yani. Hazır şablonlar. Bu şablonları da buradan kullanabilirsiniz. Zaten. Çekip atıyorsunuz. Başka biraz doğaçlama çektiğim için ne anlatmadım bilmiyorum ama şuradan hepsini delete diyelim. Tüm efektleri sildim. Videomdaki tüm efektleri sildim. Asıl yapmanız gereken ayarda bunu da tonma sorununda anlattım. Burada da anlatayım. Preview bölümü var. Bakın Windows. Preview bölümü açıksa Ctrl 3 ile de açıp kapatabiliyorsunuz. Preview bölümü açıksa şu ekrana geliyorsunuz. Cache before playback. Bu seçili oluyor. Spacebar yani boşluk tuşu seçili olmuş oluyor. Alttan eğer cache ettiysen play cached frames yani ön belleğe aldığın dosyaları oynatı tıklıyoruz ve buradan ayarımızı yapıyoruz. Mesela hangi kalitede oynatacağınızı seçiyorsunuz ve boşluğa basıyorsunuz. Bunun oynatma mantığı şu şekildedir. Şu an videoyu oynatmıyor. Şu an videoyu ara render alıyor. Yani ara render dediğimiz bir ön belleğine topluyor videoyu size kusursuz izletmek için. Mesela quarter dedik. Biraz kalitesiz biçimde izletecek videoyu bize. Şimdi ön belleğe aldığı videoyu oynatıyor. Bu şekilde preview bölümünde ayarlarını yapabilirsiniz bu ropaların. Başka göstereceğim bir seçenek yok sanırım. After Effects'in genel hatlarıyla arayüzü bu şekilde çalışıyor. Yani kompozisyon bölümü falan bu şekilde çalışıyor. Unuttuğum şeyler varsa da kesinlikle kanalımda bulabilirsiniz. Çünkü kanalımda yaklaşık bir nereden baksan 60, 70, 80 tane After Effects videosu çekmişimdir şu ana kadar. Bulabileceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Bulamadığınız da varsa bana yazın yorumlarda. Zaten sürekli video çekiyorum. Bana yazın şu nasıl kullanılır diye. Ben onun da videosunu çekeyim biraderlerim. Şimdi altlarda çıkmış olan, çünkü kamera şu an çekmediği için böyle yapamıyorum. Altlarda çıkmış olan seçeneklerden Onur Naci Öster kanalına abone olup zili açıp Sparkram'dan da beni Instagram'dan takip edebilirsiniz biraderlerim. Umarım After Effects'i genel hatlarıyla bilmeyen insanlar için öğretmişimdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere Avrupalar. Bay bay.